Şu anda bir fetüsün kalbine bakıyoruz. Bu bir bebeğin daha doğmadan önceki kalbi. Dikkatinizi çekmek istediğim iki şey var. İlki şu, kalbe geri dönen kan, plazentadan önemli maddeler alır. Burada annenin kanının içeri girdiği plazentamız var. Kan içeri girdiğinde çok önemli iki şey bırakır. Öncelikle oksijen bırakır. Diyelim ki bunlar oksijen molekülleri. Evet, oksijeni yani O2'yi bırakacak ve ayrıca prostaglandinleri de bırakacak. Bu videoda bunlara kısaca PG diyeceğim. İşte kan bu maddeleri alır, kalbe döner ve sonra vücudun geri kalanına pompalanır. Dikkat etmenizi istediğim diğer şey ise burada ek bir bağlantımız var, ek bir atardamar. Buna ductus arteriosus denir. Bunun nedeni ise şu, gelişen embriyoda fetüste akciğerler tamamen işlevsel değildir. Fetüs nefes almaz. Bu yüzden oksijeni o yolla alamaz. O yüzden pulmoner arterlerle akciğerlere giden kana ihtiyaç yoktur. Onun yerine kan pulmoner arterlerle gelip duktus arteriozusla gidebilir. Bu şekilde bu daha büyük damarla yani aortla vücudun geri kalanına ulaşabilir. Şimdi bebek doğduğunda bazı önemli şeyler olur arkadaşlar. Bir akciğer çizeceğim. Bu resimde biraz küçük olacak. En önemli şey bebeğin nefes almaya başlaması ve ciğerlerin içindeki sıvının bebek ağlamaya başlayınca dışarı çıkmasıdır. Sonra hava ve birçok şey ciğerden içeri girer. Artık kan oksijensiz olarak akciğerlere gelebilir. Sonra kalbe oksijen almış olarak geri döner. Yani ciğerlerde de oksijen alır. Bütün bunlar olurken ductus arteriosus'a artık ihtiyacımız yok. Kapanabilir. Ama bazı durumlarda, bazı kişilerde kapanmaz ve buna patent ductus arteriosus denir. Patentin anlamı açık demektir arkadaşlar. Yani ductus arteriosus açık kalır. Peki bu hastalık neden olur? Kapanmasından bahsedelim önce. Neden kapanır? Neden kapandığını anlarsak eğer bazı durumlarda neden açık kaldığını da anlayabiliriz. İlk olarak bebek artık nefes almaya başladığı için oksijende artış varsa bu durum bağlantının kapanmasını sağlayacak ana sebep olur. İkincisi ise prostaglandinlerdeki azalma yüzünden olur. Çünkü bebek doğduğunda göbek bağı kesilir ve artık bebek plazentaya bağlı olmaz. Bu yüzden anne karnından gelen prostaglandinler artık bebeğe ulaşmaz. Böylece ne olur? PG seviyeleri düşer. Peki bu bağlantıyı açık bırakan şey nedir? Neyin kapattığını biliyoruz şimdi değil mi? O zaman bir sebepten ötürü bu iki faktörden birinde ya da ikisinde birden sıkıntı olursa bu durum bağlantının açık kalmasına sebep olabilir. Diyelim ki bebek prematüre doğdu arkadaşlar ve bu yüzden akciğerler tamamıyla gelişmedi. O zaman oksijen değişimi gerçekleşmez ve bağlantı açık kalır. Ya da diyelim ki fetal dolaşımda yüksek oranda prostaglandin var veya bu prostaglandinlere karşı artan bir duyarlılık var. Bu durumda kalp bu prostaglandinlere daha fazla tepki verir ve bağlantı açık kalır. Biraz alakasız olan bir faktör daha var. Onu da yazacağım buraya. O da anneler rubella yani kızamıkçık virüsünden etkilenirlerse eğer duktus arteriosus'un açık kalma ihtimali son derece artar. Ancak neden olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok ama bunun gerçekleştiğini biliyoruz. Peki bu durum ortaya nasıl çıkar? Kişide patent duktus arteriosus olduğu nasıl anlaşılır? İlki bebek doğduğunda steteskopla kalbinin dinlenmesidir. Kan akmaması gereken bu yerden akıyorsa doktor bu anormal sesi duyabilir kalbi dinleme sebeplerinden bir tanesi de budur. Gördüğümüz bir diğer şey ise genişlemiş nabız basıncıdır. Kan basıncına bakmak için bir grafik çizmem gerekirse, işte bunu çiziyorum ve buraya basınç yazıyorum. Buraya basıncı ve buraya da zamanı koyuyorum. Kan basıncı grafiğine bakarsak şöyle bir şey olur. Eğri, yüksek ve düşük arasında gider gelir. Bu en yüksek nokta sistolik basınç değeridir. Yani SB. Buradaki kısım ise DB. Yani diastolik basınç değeridir. Bu kasılma sırasında ve bu ise gevşeme sırasındaki basınçtır. Kan vücuda giden normal dolaşım yolundan ayrılırsa ve akciğerlere geri dönerse, vücut genelinde atar damarlardaki basınç yani diastolik basınç daha az olur. Daha fazla kan dışarı itildiği için daha fazla kan dışarı çıkar. Bu yüzden de diyastolik basınç düşer. Bu verimsiz bir sistem olduğu için sonuç olarak kalbin daha fazla çalışması gerekir ve kalp daha fazla çalıştıkça bu durum sistolik basıncı arttırır. Sistolik ve diyastolik basınç değerleri arasındaki fark yani nabız basıncı da büyür. Bu sebeple de genişlemiş nabız basıncı görülür. Sadece bu da değil Diyelim ki yeni doğan bir bebekte duktus arteriosus ile kan dışarı çıkabiliyor. Tamam mı? O zaman sol tarafta çok daha yüksek basınç olur. Çünkü sol taraf daha fazla çalışır. Kanı tüm vücuda yollar. Bu yüzden de kan duktus arteriosus aracılığıyla ayrılır ve akciğerlere geri döner. Böylece akciğerlere daha fazla miktarda kan gider. Eğer böyle olursa arkadaşlar bu durum solunum problemlerine yol açabilir. Yani solunum sistemi ile akciğerlerle ve işlevleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bu verimsiz sistemi devam ettirmek için artık kalp daha fazla çalıştığından sonunda kalp genişleyebilir. Genişleyen kalp de kaslar daha da büyür çünkü daha fazla çalışırlar. Peki bu nasıl tedavi edilir? Evet bunu yeni bir renkle yazalım arkadaşlar. Yeşille yazalım. Tedavi. Kullanılabilecek bazı ilaçlar var patent ductus arteriozusu olan kişileri e, tedavide kullanılan arkadaşlar genellikle bir sınıf ilaç var. NSAII, NSAII olarak İngilizce kısaltmasında söyleyebiliriz. NSAII'ler yani steroid olmayan anti ilaçlar. Bunlar prostaglandinleri engellerler. Yani bu prostaglandinleri engelleyici, seviyelerini düşürücü bir etki ortaya çıkarır ve bu da açık kalan bağlantının kapanmasını sağlar. Bir de arkadaşlar cerrahi tedaviler var. İki ana tür cerrahi tedavi vardır. İlki PDA ligasyonu ya da PDA ligasyonu. Burada yapılan temel şey bunu baştan ve sondan bağlamaktır. Bağlayarak buradaki kan tedariği kesilir ve burası sonuç olarak kötüleşir. İkinci seçenek ise coil oklüzyonudur. Coil oklüzyonu. Bunda da benzer bir prensip vardır ama farklı bir sistem kullanılır. Burada yapılan şey, ductus arteriosus'a coil yani tıkaç türü bir alet sokmaktır. Bu tıkaç kan akışını engeller ve sonra açıklığın kapanmasına ya da tıkanmasına neden olur. Bu durumda ductus arteriosus'tan kan geçişi olmaz. Evet, bunlar da işte tedavi yollarıydı. Yani ya prostaglandinler hedef alınır, ya da ductus arteriosus cerrahi müdahaleler ile kapatılır.